yeni bir videoyla merhaba. Bilmeyenler için ben Aygül, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle uzun zamandır beklenilen o videoyu çekiyoruz. Ev turu videosuyla karşınızdayım. Bilmeyenler için evim çok büyük bir ev değil. 1+1 bir evde oturuyorum. Ama merak edenler için ve gerçekten çok meraklı olanlar için çekmece içleri, dolap içleri hepsini sizinle paylaşmak istiyorum. İsterseniz girişten başlayalım. Giriş kapım burada. Giriş kapımın hemen yanında böyle 3 kapaklı aynalı bir dolap bulunuyor. Ben buraya ne yaptım? Bu şekilde bir ayakkabı dolabı yaptım. Şu şeylerden aldım, ayakkabılarım sığmadığı için. Bunların adına ne deniyor bilmiyorum. Şu plastik şeylerden aldım. Böyle kat kat ayakkabıları koydum. Şu anda da zaten kışlık grup burada. Buraya böyle küçük bir kutu yaptım. Ayakkabı boyaları vesaire burada duruyor. Hatta şöyle devrilmiş. Şunları da düzelteyim. Bunun da alt kısmına böyle temizlik malzemeleri yerleştirmek istedim. Çünkü ev küçük olduğu için depolama alanı çok fazla olmuyor. Onları da buraya yerleştirdim. Böyle bir dolap oldu burası. Diğer tekli kısımsa buraya da böyle daha uzun olan kabanlarımı, montlarımı astım. Aynı zamanda buraya misafirlerin şeylerini asabilmek için askılar koydum. Montlarını vesaire. Misafir terlikleri vesaire her şey burada. Bu giriş kısmının hemen yanına geçtiğinizde bir anda hop mutfakta oluyorsunuz ve mutfağıma hoş geldiniz. Burada mutfakta beni çok mutlu eden bir şey sizinle paylaşmak istiyorum. Çöp kutusu arkadaşlar, çok garip gelebilir ama burada buraya böyle tam oturan böyle ince uzun bir çöp kovasını o kadar uzun süre aradım ki. Bunu ben Trendyol'dan aldım. Bu arada neyi nereden aldığımı da videoda paylaşmak istiyorum. Buraya böyle bir kutu yaptım arkadaşlar. Kutunun içinde işte Arzum Shake & Take var. Burası böyle birazcık içecek standı oldu. Burada süt köpürtücü bir aletim var. Bitki çaylarının durduğu, alt kısmında da böyle farklı kahveler, sıcak çikolata, salep vesaire onlar var. Hemen mutfağın bu köşesine döndüğünüzde burası birazcık böyle baharatlarım duruyor. Tuz, şeker, çay, un. Her evde bulunan bu kavanoz bölümü benim için bu köşede bulunuyor. Şimdi dolap ve çekmece karıştırmayı sevenlerin seveceği bir bölüme geliyoruz. Hemen üst çekmecemle başlayalım. Aslında her evde bulunan bu üst çekmece bende de bulunuyor. Çatal, kaşık. Hemen ikinci çekmece. Yine her evdeki klasik ikinci çekmece gibi sarı bezler, kahve makinesi. Ve üçüncü çekmece benim en sevdiğim çekmece olabilir. Bu bir benim abur cubur çekmecem arkadaşlar. Bu daha derin bir çekmece zaten. Burada her türlü çikolata, işte gofret, bisküvi vesaire her şey burada. Aynı zamanda makarnalar da benim için burada saklanıyor. Bu böyle bir bölüm aslında ve bayağı güzel bir çekmece. Hemen dilerseniz üst dolaplara geçelim. Burada üst dolaplar klasik bir tabak, çanak vesaire onları bulunduğu kısım. Çukur tabaklar, servis tabakları, pasta tabakları ve çukur kaseler. Burada salatalar için çukur kaseler. Burası da işte kahvaltılık vesaire şeyleri böyle servis edebileceğiniz kaselerin bulunduğu bir alan. Hemen bunun yan tarafına geçtiğimiz zaman buraya böyle plastik eşyaları falan koydum. Burada yine kağıt havluların fazlaları falan hepsi burada duruyor. Hemen onun yanındaki ikili dolaplarda da bardaklar ve kupalar duruyor. Bu alt kısımda su bardakları, kadehler vesaire bunlar duruyor. Burada çay bardakları ve yine su bardakları üst tarafta bulunuyor. Hemen onun yan kısmında da kupalar ve kahve takımları var aslında. Bunun da en üstüne de şey borcam ve fırın kaplarını koydum ben. Hemen bu çekmecelerin yan tarafında bir dolap daha bulunuyor. Burada da her türlü tenceren falan bulunuyor. Bu dolabın da hemen yanında küçük ince bir dolap. Pirinç, bulgur vesaire gibi bakliyatları sakladığım bir bölüm var. Burası aslında birazcık böyle kavanozların falan durduğu bir alan. Klasik bir lavabo altı dolabı. Buraya böyle bir stand aldım. Burada organizerler var. Bu da böyle bir kısım. Burada hemen bulaşık makinem var. Lavabonun yanına da ben böyle küçük bir bulaşıklık almıştım. Madame Coco'nun bu da. Burası da işte çaydanlık, tepsiler, kesme tahtaları. Bu şekilde normal masa ve normal sandalyeleri aldım. Sandalyelerimi yine Trendyol'dan aldım. Bu şekilde ahşap ayakları var. Üzeri beyaz. Böyle sandalye zaten böyle genel olarak beyaz ahşap üzerine gitti ev. Birazdan da göreceksiniz. Hemen girişin şu kısmında burada bir çekmecem var. Burada bir telim var. Bunu da yine Trendyol'dan almıştım. Sponsorlu değil kesinlikle bu video bu arada. Burada da böyle küçük mandallarla bu Polaroid fotoğrafları koydum. Mandalları da yine altın rengine boyamıştım. Hemen burada açıyorum üst çekmecemi. Burası birazcık böyle dangır dungur bir çekmece. Buranın ikinci çekmecesinde de böyle güneş gözlükleri var. Ben bir güneş gözlüğü delisiyim. Burada böyle daha şeffaf renkli taraf. Burası da böyle siyahların, koyu renklerin bulunduğu bir taraf. Üçüncü çekmece alışverişe giderken kullandığım bez çantalar, kargo torbaları vesaire. Dördüncü çekmecede böyle temizlik malzemeleri. Burası da böyle daha çok vidaların, ampullerin, böyle daha teknik kısımların, tornavida vesaire bulunan bir alan. Şimdi bu alanın burada girişin hemen yanında banyo bulunuyor. Dilerseniz hemen banyoya bakalım.
Kapıdan girdiğinizde ilk olarak karşınıza lavabo alanı çıkıyor. Burada size söylemiştim, burada bir mesafe var, buraya bir şey almak istiyorum diye. IKEA'dan ben bu standa aldım. Ve böyle hani en çok kullandığım ürünleri hepsini buraya koydum. Şu ikinci kısım daha çok saçların bulunduğu kısım işte. Saç kremleri vesaire var. En altına böyle cifler, çamaşır suları vesaire temizlik malzemelerini depoladım. Burası tabii ki açık olduğu için bir tık dağınık duruyor ama ben... Yani ürünler çok kullandığım için bu şekilde bu alanı da doldurmak istedim. Bu kapaklı dolap da küçücük görünse de aslında bayağı bir şey alıyor. Ben bunun bu alt bölümünde genel olarak bu maskeleri vesaire depoluyorum. Bunun ikinci kısmı benim için diş alanı. Burada ben lavabomun yanında bu sol tarafta bir gümüş böyle aynalı bir misafir havlularının bulunduğu bir bölüm yaptım. Burada da işte kağıt havlum duruyor yüzümü falan kurulamak için. Buraya da bu şekilde mermer görünümlü bir tepsi aldım. Zaten daha önceki videolarımda da söylemiştim. Böyle lavabonun yanında estetik bir biçimde bunu muhafaza ederseniz böyle sürekli kullanmak için de hem size de teşvik olur. Ben gerçekten bu alanı her gün bir kere iki kere kesinlikle kullanıyorum. Üst çekmecemde işte yedek tuvalet kağıtları, el havluları. Burada da daha çok böyle saç maskelerimin, saç boya malzemelerimin bulunduğu bir alan var. İkinci çekmece buradaki kutulara işte saç taraklarını, fırçalarını koydum. Burada işte düzleştirici maşa, saç kurutma makinesi. Burası böyle temiz diş fırçalarının, yedek diş fırçası başlığı, jilet bilmem ne onların bulunduğu alanlar. Gelen misafire falan verebilmek için de böyle diş fırçaları bulundurmayı seviyorum evde. Burada yine bir kutum var. Bunun içinde böyle dizili pedler duruyor. Burada yine duş lifleri falan var. Bu da böyle bir çekmecem aslında. Daha sonra hemen solda bu kısım çamaşır makinesinin durduğu kısım. Burası birazcık gözüme dağınık geliyor arkadaşlar. Şu siyah kutu da bence buraya uymadı. Böyle banyonun çok şeyine uymuyor. O yüzden eğer fikriniz varsa aşağıya yazın. Hem böyle birlikte de düzenlemiş oluruz diye düşündüm. Ve banyomun genel hali bu şekilde aslında. Şimdi buradan ayrılıyoruz ve hemen salona geçiyoruz. Ve sıra geliyor salonuma. Evin böyle en sevdiğim kısımlarından biri diyeceğim ama zaten çok kısmı olmadığı için çok mantıklı olmayacak. Salona böyle güneş ışığı vuruyor ve ben salona güneş ışığı vurduğundaki şu çizgili halini o kadar çok seviyorum ki anlatamam. Hatta bu videoyu da birazcık erteledim sırf böyle güneşli bir gün olsun diye hava durumunu sürekli kontrol ediyorum falan. Ben zaten böyle ev küçük olduğu için koyu renklerle böyle bastırmak istemedim iyice. O yüzden böyle genel olarak açık renklere ve pastel tonlara gitmek istedim. Koltuğumu Vivense'den satın aldım. Ve onun üzerinde hemen son parçalar ve hatta bu video için beklediğim parçalardan bir tanesi olan dünya haritası geldi. Bunu da Pirudem diye bir siteden satın aldım. Ben dünya haritası aşığı bir insanım. Dünya haritasını görmek bana aşırı derecede mutluluk veriyor. O yüzden hemen böyle koltuğumun üzerine her gün görebileceğim bir kısma bir dünya haritası asmayı zaten çok istiyordum. Hemen de böyle metali görünce almak istedim. Bunun etrafına bir şeyler yapar mıyım emin değilim. Çünkü böyle bazı şeyler gördüm. Fotoğrafları böyle çıkartıp bunun etrafına böyle koyup nereye gittiysen oradan fotoğraflar gibi şeyler görmüştüm. Belki o şekilde de dekore edebilirim. O yüzden etrafını birazcık boş bırakmak istedim. Belki bu şekilde kalır. O yüzden şu an bilmiyorum ama şu anda da çok mutluyum orada olduğu için. Buraya bu şekilde bir pampas değil ama pampasa çok benzeyen bir çiçek satın aldım. Onun da hemen altında burada mermer bir sehpa gibi bir şey duruyor. Bunu da zaten birlikte yapmıştık. Do it yourself bir sehpa. Daha sonra burada bir orta sehpam var. Orta sehpamı Trendyol'da bir mağazadan satın aldım. Halım English Home'dan satın aldım. Onu da böyle yine açık renklerde olsun istedim. Açık renk halı tabii ki birazcık zor oluyor arkadaşlar. Çünkü çabuk pisleniyor, üstüne bir şey döküldüğü anda hemen her şeyi belli ediyor. Ama yine de açık renk bence bu salona daha güzel uyacağı için bu şekilde tercih ettim. Burada bir tekli koltuğum var. Aslında bu ikisinin böyle birbirine renkleri uyar diye düşünmüştüm L koltukla fakat bu böyle birazcık daha griye bakan bir bej. Bu daha böyle sarımtırak bir bejdi. O yüzden bunun üzerine de hemen bir beyaz post attım ve bence böyle daha da böyle volümlü şeyle durdu. Bunun üzerine de işte yine mumlar, süsler, bir şeyler koydum. Buradaki bu tel avizeleri de ben Trendyol'dan seçtim. Aynı şekilde hatta mutfakta da göstermeyi unuttum. Orada küçük olan tel avize var siyah. Burada da büyük olanını tercih ettim. Daha böyle şeyde. Aynı şekilde bence bu teller de bu dünya haritasıyla da uyum sağladılar. Böyle uzaktan bakınca genel olarak bir uyum içerisindeler. Ve avizeleri de kendim taktım arkadaşlar. Gerçekten YouTube'dan öğrenemeyeceğiniz şey bence yok. Salonun hemen bu tarafına döndüğümüzde televizyon kısmı. Yine bu gözleri Trendyol'dan satın aldım. Artık yoruldum. Bunu da Trendyol'da bir mağazadan satın aldım. Artık krem alırsam çok ölü ölü olacaktı. O yüzden böyle hafif gül kurusuna kaçmıştım.
katmak, hafif bir pembelik, bejlik katmak için şey yaptım. Burada da zaten şu ikisi de birbirine uyumlu. Genel böyle uyumlu bir şeyler yapmaya çalıştım. İçlerinde işte bu kısımda daha çok böyle oyunlar, işte pilates bandları vesaire öyle şeylerin bulunduğu bir kısım. Aslında birazcık daha benim için böyle ekipmanların durduğu bir kısım. Buraya da böyle dekor olsun diye Stradivarius'tan satın aldım. A harfim duruyor. Bu zaten böyle yanabiliyor. Videolarda falan da arada arka plan olarak kullanıyorum. Ve onun hemen yanında artık odama giriyoruz. Dilerseniz hemen başlayalım. Yatak odası çok büyük bir yatak odası değil ama kullanabileceğim en böyle maksimum şekilde kullanmaya çalıştım burayı. Kapının hemen yanından bu giriş alanına ben bir makyaj bölümü hazırladım. Buraya da yine o az önceki sandalyelerden koydum. Masam IKEA masa. Burada yine daha önce IKEA alışverişlerinde gösterdiğim kare aynam var. Buraya böyle ben çekmeceli şeffaf bu akriliklerden koydum. Bu bayağı bir benim makyaj şeyimi depoluyor. Size hep söylüyorum aslında fırçalarınızı böyle açıkta tutmayın. Varsa bir dolabınıza koyabilirsiniz ya da üzerine en azından bir buzdolabı poşeti geçirin diye. Çünkü bütün tozlar bu fırçalarda birikiyor. Şu an sırf videoda estetik görünsün diye bu şekilde tuttum. Hemen bu alanımıza geçelim. Bence aralık vloglarımda eğer izlediyseniz görmüşsünüzdür. Böyle yapıştırılabilip sökülebilen bir şey. Böyle duvarda iz falan da bırakmıyor. Genel olarak video planlarımı vesaire burada böyle uyandığımda, uyurken falan görmek büyük büyük bana iyi geliyor. Daha sonra yatağım. Yine burada da böyle soft tonları tercih etmek istedim. Bu duvarı da birlikte boyamıştık hatırlarsanız. O videoyu da izlemediyseniz izlemenizi öneriyorum. Bence gerçekten hem çok fazla tonu değiştirmeden hem de böyle bir odayı ısıttı, bir böyle güzel yaptı yani. Bayağı bir bu duvarı seviyorum. Bu duvarın üzerine böyle ben üçlü IKEA'dan bir şey aldım. Tablo seti aldım. Aslında tablo seti değildi. Ben üçlü alarak tablo seti hazırladım. Grateful for everything yazdım. Bunları da kendim Photoshop programında işte puntosunu vesaire ayarlayarak işte A3 boyutunda çıkarttırdım. Burada dediğim gibi yatak odam çok büyük olmadığı için çok büyük bir çift kişilik yatak tercih etmedim. Altı da bazalı zaten. Bu da bayağı bir benim eşyamı toparlıyor aslında. Hemen yanına şuraya küçük bir komodin aldım. Bunu da yine Trendyol'dan aldım. Ahşap ayaklı, beyazlı. Böyle genel olarak evin konseptine uyduğunu düşünüyorum. Hemen bunun yanında böyle bir eşek var, askılık var. Aslında bu burada yoktu. Burası bomboş bir alandı. Ve ben bunu da buraya koymak için almadım aslında. Normalde ben bunu hani balkona koyarım diye düşünmüştüm. Genel olarak böyle çekim yapmak istediğim zamanlarda, videolarda ya da dolap çekimlerinde falan kullanmak için almıştım. Fakat dışarıda böyle fırtına olduğu bir gündü bunu aldığım gün ve hani içeride depolamak istedim çok pislenmesin diye. Daha sonra böyle giydiğim montları vesaire üzerine asmak bana böyle bir rahatlık geldi. O da o zamandan beri burada kaldı. Normalde bence birazcık kalabalık yapıyor bu burada ama yine de şu anlık idare ediyorum. Burada bir çantalığım var. Çanta rafım var. Burası zaten yine birlikte yapmıştık. Bunlar hatırlarsanız siyahtı. Ben bunları spreyle altın rengine boyamıştım. Ve bu şekilde böyle Pinterest'teki çantalıklara benzedi aslında. Şimdi burada gardırobum var. Gardırobta da yine beyaz, gold detaylarına girdim. Burada da bir mermer desenim var. Bence odaya genel olarak bayağı bir uyum sağladı. Bunun bu üst tarafında arkadaşlar. Genel olarak burada işte açık renk kazaklar, renkli kazaklar katlı bir şekilde duruyor. Daha sonra burası benim siyah bölümü. Burada daha çok gece çıkarken giymelik şeyler ve eteklerim duruyor. Bu bir çorap kutusu. Onun dışında burada yine pantolonlar var. Bunun altında da yine taytlar ve tişörtler duruyor şu anlık. Yazlık kıyafetler zaten bazanın altında durduğu için bu şekilde dolap kışlık bir şekilde böyle duruyor. Burada da genel olarak elbiseler, böyle uzun şeyleri de burada depoladım. Dolabın bu diğer tarafındaysa burada genellikle montlar duruyor zaten görmüş olduğunuz gibi. Kürkler, yağmurluklar vesaire burada. Burada şöyle bir kapaklı hurcumsu bir şey aldım. Bunun içinde de komple bereler, atkılar, tüm aksesuarlar, kışlık aksesuarların hepsi bunun içinde. Burada böyle bir askılık bölümüm var. Burada gömlekler, bluzlar, işte hırkalar. Bu üst çekmecede genel olarak sporda kullandığım kıyafetler, işte mayolar vesaire bulunuyor. Bu çekmecem böyle pijamalarımın vesaire bulunduğu bir kısım. Alt çekmece iç çamaşırları, onun altında da böyle ailemin kıyafetleri, gelenlerin giyebileceği şeyler bulunuyor. Hemen gardırobun yanında burada bir dolap bulunuyor. Bu yine benim eski odamdan getirdiğim bir dolaptı. Bunun içini de hemen size göstereyim. Burası yine aslında benim depo olarak kullandığım bir şey. Mesela burada videolarda çekeceğim malzemeler var. Fazladan saç kremleri, spreyler, el kremleri, vücut kremleri, işte fazladan bulunan
aldığım bütün şeyler burada. Bütün saç malzemeleri, fazla makyaj malzemeleri, her şey burada bulunuyor. Bu bayağı benim için kurtarıcı ve depo görevi gören bir dolap aslında. Bu dolabın yanında da çok estetik durmasa da bir merdiven bulunuyor. Çünkü tavan yüksekliğim çok yüksek. Kaç tane? 3 metre bir tavan yüksekliğim var. Şuradan da görebileceğiniz gibi burada benim için işte perde asmak vesaire merdivensiz imkansız. Burada da avize olarak yine tel avizelerden tercih ettim. Fakat buradakini altın rengi tercih ettim. Bence bu yatak odasına daha çok altın rengi uyuyor. Geldim şimdi salonuma oturdum. Sanki böyle siz misafirliğe gelmişsiniz. Ben de evimi gezdirmişim gibi hissediyorum size. Artık bundan sonra benden istediğiniz market alışverişi, ev düzenleme, dolap düzenleme, ev temizliği gibi videoların hepsini gönül rahatlığıyla çekebilirsiniz. Çünkü hani evi göstermediğim için o videoları çekemiyordum. Şimdi artık rahat rahat o videolardan çekebilirim. Ne tarz videolar istediğinizi mutlaka aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Videoyu eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Her like bir hayırlı olsun diyorum ve videoyu kapatıyorum. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.